Aselpod'un güç modülü millileştirildi. Aselsan ve Anova firması tarafından gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde 200 watt AC-DC çevirici modülü millileştirme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Modül, savunma sistemlerinde enerji dönüşümünü sağlayarak ekipmanların daha etkin ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Modül, modern askeri savaş araçlarında kullanılan bir sensör ve hedefleme sistemi olan Aselpod gelişmiş hedefleme podunun alt birimlerinde kullanılan bir güç modülü olarak öne çıkıyor. Söz konusu bu güç modülünün görevi, 115 VAC, 82,5 VDC çevrim ihtiyacını karşılamak. Aselsan ve Anova işbirliği bünyesinde ele alınan millileştirme projesi sayesinde Türkiye, özellikle hava araçlarında kullanılan gelişmiş hedefleme podlarını yerleştirerek güvenlik anlamında stratejik bağımsızlığını da güçlendirdi. Diğer taraftan bu işbirliği kapsamında tamamlanan proje, havacılık sektörünün odak noktası olan ve oldukça maliyetli bir alanı içeren aviyonik sistemlerden birini daha ülkemize kazandırarak tasarruf açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldırdı. Öte yandan Aselpod'un teslimatları ise devam ediyor. Aselpod hedefleme podu, geliştirme ve entegrasyon projesi kapsamında saha kabul testleri tamamlanarak teslimatları başarıyla gerçekleştirilmekte. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Aselsan AŞ tarafından yürütülen Aselpod hedefleme podu geliştirme ve entegrasyon projesi kapsamında son olarak 14. seri üretim saha kabul testleri tamamlanarak teslimatı başarıyla gerçekleştirildi. Dost ve müttefik ülkelere çok sayıda teslimatı tamamlanan sistemin yeni ülkelere ihracatı için görüşmeler devam ediyor. Özgün ve milli olarak geliştirilen Aselpod'un sahip olduğu birçok fonksiyon, operasyonel olarak muadil ürünlerle eşdeğer düzeyde veya ilerisinde bir performans sergiliyor. Sahip olduğu ileri düzey görüntü işleme algoritmaları ile hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla icra edebiliyor. ABD donanmasında tam 26 gemi hatalı çıktı. ABD Deniz Kuvvetleri, Newport News tersanesinde inşa edilen gemilerde tespit edilen şüpheli kaynak kusurlarına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu. ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı Carlos Del Toro'nun 3 Ekim tarihli raporunda söz konusu kaynak problemlerinin hem hizmette olan hem de yapım aşamasında bulunan toplamda 26 gemiyi etkileyebileceği belirtildi. Del Toro raporunda şüpheli kusurların ABD donanmasının operasyonlarını etkilemeyeceğini ancak sözleşme ihlali gibi iddialar için hukuki seçeneklerin incelendiğini açıkladı. Bu kapsamda olası davaların araştırılmaya başlandığı bildirildi. Şüpheli kaynaklamalar hakkında ilk kez 24 Eylül'de bilgilendirilen donanma, inşası devam eden yeni gemilerde de aynı prosedür ihlallerinin olup olmadığını araştırıyor. Bu sürecin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Söz konusu kaynak kusurları USS George Washington, USS Hyman Rickover ve USS New Jersey gibi hizmetteki 3 gemide de tespit edildi. Ayrıca 23 geminin daha kaynaklarının incelenmeye devam edildiği ve bu değerlendirmenin Ekim ayı ortasında tamamlanmasının planlandığı açıklandı. Newport News tersanesini işleten Huntington Ingalls Industries firması ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Son zamanlarda dahili raporlama yoluyla bazı kaynakların kalitesinin yüksek standartlarımızı karşılamadığını keşfettik. Bu durumun tespiti sonrası müşterilerimizle iletişim kurarak düzeltici önlemler almak üzere derhal harekete geçtik. Şirketimiz ABD donanması için en yüksek kalitede uçak gemileri ve denizaltıları inşa etmeye kendini adamıştır. Misyonumuzu tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha göstermiyoruz. Deniz Kuvvetleri Bakanı Del Toro, tersane kaynakçıları için ek eğitimlerin artırıldığını ve daha fazla denetim yapılmasını emrettiğini bildirdi. Del Toro açıklamasında, "Tersanenin sözleşme gereği kalite standartlarını yerine getirmemesi derin hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak en büyük önceliğimiz denizcilerimizin ve platformlarımızın güvenliğini sağlamak ve Kongre ile Amerikan halkına şeffaf bir şekilde iletişim kurmak" ifadelerini kullandı. Teknopark İstanbul, yeni ofislerini teknoloji firmalarının kullanımına sunuyor. Türkiye'nin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul, teknoloji firmalarını yeni binasındaki ofislerinde yer almaya çağırdı. Teknopark İstanbul, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Teknopark İstanbul, güçlü altyapısı, stratejik konumu, sosyal olanakları ve uluslararası standartlarda ödüllü mimarisiyle, Ar-Ge firmalarının çeşitli mekansal ihtiyaçlarına yanıt veren esnek tasarım ilkeleriyle donatılmıştır. Akıllı bina uygulamaları, LEED Gold sertifikası ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan çevre dostu kampüsüyle
sektörel ve akademik işbirliği fırsatları sunan Teknopark İstanbul'un yeni binasındaki yeni ofislerinde yerinizi alın ifadelerine yer verildi. 2014 yılında 87 firma ile çalışmalarını yürüten Teknopark İstanbul, 2016 yılında 175 firma sayısına ulaştı. 2017 yılında ikinci etabın açılışı ile firma sayısını artıran Teknopark İstanbul, 2019 yılında 312 Ar-Ge firması, 5392 Ar-Ge mühendisi ve 2317 milli proje ile çalışmalarına devam etti. 2021 yılında üçüncü etabın açılışı gerçekleştirildi. Her geçen yıl büyümesini devam ettiren Teknopark İstanbul, 2022'de 402 Ar-Ge firması, 8965 Ar-Ge mühendisi ve 2927 milli projeye ulaştı. Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde Türkiye'nin global alanda kendisini kanıtlamış en önemli şirketleri Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteriyor. 2023 yılının Ağustos ayında savunma sanayinin yanı sıra siber güvenlik, enerji, yapay zeka ve robotik sistemler ile biyoteknoloji gibi birçok alanda Ar-Ge faaliyetleri yürüten Teknopark İstanbul, 505 firma ve 9274 Ar-Ge mühendisi ile 3248 milli proje üretti. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Kardemir, günlük 72 döküm üretimi ile rekor kırdı. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Kardemir Çelikhane tesislerinde 120 tonluk konvertörlerle günlük 72 döküm gerçekleştirilerek yeni bir rekora imza atıldı. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Kardemir olarak bilgi birikim ve çalışanların özverisiyle Türkiye sanayine katkı sağlamaya devam edildiği belirtildi. Kardemir'in vizyonu ve misyonu doğrultusunda gelecekteki hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığın bir kez daha ortaya konduğu aktarılan açıklamada, bu başarı ek yatırım yapmadan yıllık 3 milyon ton sıvı çelik üretimine ilerlediğimizin en somut göstergesidir ifadelerine yer verildi. Günlük döküm sayısı rekoru başarısının gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yöneticilere, mühendislere ve çalışanlara teşekkür edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Kardemir olarak Türkiye'nin çelik sektörüne olan katkılarımızı artırarak sürdüreceğimizi ve ülkemizi bu alanda en ileri noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası 1937 yılında kurulan ve Türkiye'nin sanayileşme sürecinin en önemli mihenk taşlarından biri olan Kardemir, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik kaliteli çelik üretiminde sektörün öncüsü olmaya devam etmektedir. Teknolojik yatırımlarımız ve genişleyen üretim kapasitemizle Türk çelik sektörünün gelişimine sağladığımız katkılar aynı ivmeyle artarak sürecektir. Kardemir olarak demir çelik sektörüne yerli ve milli üretim stratejileriyle katma değer sağlayan sektörel bağımsızlığı ve Türkiye yüzyılı ilkelerini benimseyen küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.